Bu hafta Ali Ağa'nın çok ritmik bir köyündeyiz. İsminden öyle anladım yani ben. Bakar mısınız ismine? Çıtak. Cın çıtak tak cın tak 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 cın çıtak tak cın çıtak. Beraber çalıp söylemeye geliyoruz ve muhabbete geliyoruz. Bekle bizi çıtak. Ali Ağa'da ilk olarak Elif teyzem ve İsa amcama konuk olduk. Elif teyzem türküler, maniler söyledi. İsa amca da ahırda dedi beyaz dedi bir şey var dedi. Hemen ahıra gittik. Ben tabii beyaz deyince bir at bekliyorum. Fakat eşek varmış. Hayattaki şansım. Sen kaç yaşındasın? 64. 64 yaşında. 64 evet. Yıldır buradasın. Evet. Bu ilk tabii. Zamanlar nasıldı, şimdi nasıl köy? İlk zamanlar yokluk, fakirlik, yiyecek yoktu, giyecek yoktu, çocuk çoktu, kalabalıktı, nüfus kalabalıktı herkes de. Hepimiz öyleydi. Yani, şimdi? Allah'a çok şükür. Allah'a çok şükür. Allah devletimize zeval vermesin. Güzel değil mi her şey? Çok şükür, çok şükür. Allah bugünümüzü de aratmasın. İsa amcacığım, sen de mesela buradasın doğma büyüme. Evet. İşte birçok şey değişmiştir köyde. Neler vardı daha çok önce, şimdi neler var? Aynen kızım. Yoktu eskiden. Çok yokluklar geçirdik. Ama şimdi çok şükür iyiyiz. Sıhhatımız yerinde. İyi, çok güzel. Amcacığım, çoluk çocuk var mı? Torunlar, morunlar? Var. İki kız, bir oğlum var. Allah 7 tane torunum var. Torunlar başka oluyor. Tabii, torunlar çok tatlı. Çok tatlı. Dünya bir yana, onlar bir yana. Değil mi? Geliyorlar mı arada? Geliyorlar. Her hafta gelirler. Her hafta ziyaret yaparlar bize. Yakın herhalde. Ali Ağa merkezde mi onlar? Evet. Ali Ağa da merkezde. Arada geliyorlar. Geliyorlar. Peki yani. Amcacığım, şimdi Elif teyzem de buralıymış doğma büyüme. Evet, o da burada. Elif teyzemle kaç yıldır evlisiniz? 42 yıldır evliyiz. Çok şükür. Geçiniyiz. Geçiniyorsunuz, ne güzel. Şimdiye kadar daha hiç birbirimize bir şeyimiz olmadı. Maşallah. Benim mesela amcamın en sevdiğini huyun ne? Birbirimize kavga ederiz. Kuslumuz fazla sürmez. Gelir bana oynar, bir dalga geçer, şaka yapar. Hani şey dediğim, hani şey yapar. Bir gülerekten oynaraktan gelir hani. He. Gelirken oradan güler. Evet, tabi bir şaka yapar, bir şey yapar. Arkasına döner gider. O kadar. Hani okusumuz o sürmez. O şey, o huyu o. 42 senedir berabersiniz. Benim Elif teyzemin peki en çok sevdiği huyun ne? Valla yavaş, dürüst, insanatlıdır. İyidir yani. İyi bir insan. Çok iyidir yani. İyidir. Çok iyidir. Böyle teyzem için yani, bir dediğimi gitmez. İyi, ne güzel, maşallah. Bir dediğimi gitmez. Allah razı olsun. Elif teyzeciğim, var mıdır bir mani bildiğin? Evet. Bahçelerde nar olur, nar çiçeği al olur. Kara gözlü yar için kavga değil, kan olur. Elime aldım destere, ot topladım bir sele. Bizim küçük yavrularımız yeni gitti askere. Daha ne olsun? Yok. Vallahi daha ne olsun? Aklıma gelmedi vallahi. Türkü söyler ya. Miydin? Yok, onu elime alayım mı o zaman? Yürü güzel yürü beri, has bahçenin dilberi. Yürü güzel yürü beri, has bahçenin dilberi. Gelmez oldun dünden beri, küskün müsün akça gelin. Gelmez oldun dünden beri, küskün müsün akça gelin. Kaşların siyah karadan mı, seni yaratmış yaradan mı? Söyle ne geçti aradan, dargın mısın akça gelin? Söyle ne geçti aradan, dargın mısın akça gelin? Bravo teyzem, Allah sesini sağlık ya, ne kadar güzel söyledin sen öyle ya. Bilmem. Böyle söyler misin arada? Evde kendim esterim, başka kimse. Valla evde kendi kendine evde söylüyorsun. Evde kendi kendime esterim. Çok güzel ya, evet. Vallahi ağzına evet, sağlık. Amcacığım, burada çok farklı bir eşek gördüm, beyaz bir eşek. Evet. Hani beyaz at oluyordu, eşeğini ilk defa görüyorum, o kadar çok eşek gördüm. Bu biraz böyle orijinal bir eşek gibi. Farklı bir eşek. Şimdi bu biraz öyle. Değil mi? Bu biraz öyle. Cinsi ne bunun? Valla cinsi eşek, eşek cinsi. Eşek cinsi, ismi eşek. Ne? Eşek. İsmi. Direkt eşek ha, yani, her şeyle eşek. Direkt eşek. Allah Allah, ne yapıyorsun eşekle? Şimdi ben buna kızım, burada benim yerim var koru, oraya binip gidiyorum, binip geliyorum. Hmm. Bende bel fıtığı var, yoruyamayın fazla. Geçmiş olsun. Sağ ol.
Şey var mı böyle hani ben gitsem herhangi bir sorun çıkarır mı bana? Valla çıkarabilir şimdi bu. Bunun adı eşek. Gerçekten mi? Eşek parça belli olmaz diyorsun. Tabii. Hani benim birkaç tane eşeğe binmişliğim var ama bu demek ki öyle izin vermeyecek. Ha, izin vermez pek. Yabancıya izin vermez. Aa, bir tek sana izin veriyor o zaman. Bir tek bana izin veriyor. Ne yapayım? Hırsız mı seveyim? Kızacak bu. Depçek, depçek. Şimdi amcam söyledi bana. İsa amcam dedi ki deper dedi. İsa amca çok gerçekçisin var ya hiç böyle git bakalım bir şey olur mu? Depeme ihtimali var. Bu geçen sene böyle birkaç sefer üstüme çöktü. Gerçekten mi? Beni ısırdı falan. Hani bir hastalık falan bir şey yok ama tabii. Nasıl ısırdı? Sen ne yaptın da böyle bir şey yaptı bu ya? Hiçbir şey yapmadım. Üstüne binecektim. Benim üstüme çöktü. Ve bunları ısırdı birkaç sefer doktora falan gittim. Isırdı bir de. Isırdı. Aa, ben bu ışıktan hiç hoşlanmadım ya. Ama tabii taşınacak mal değil ama taşıyız. Şimdi. Taşıyorsunuz. Ali Ağa, Yörükler Derneği Başkanı Erhan abimle konuşurken İsmet amcam ve eşiyle karşılaştık. Onların büyük aşkı hakkında konuştuk. Bu arada Erhan abi demişken biliyorsunuz ki benim en düşkün olduğum şey hediyedir. Bana bir tane teyzem bir poşet portakal verdiydi. Erhan abinin arabasında unuttuk onu götürdü gitti. Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı tam karşımdayken sağ çaprazımda da Ali Ağa Yörükler Derneği Başkanı var. İki başkan arasında kaldım. Yani bilmiyorum bu iki başkan arasında ne yapıyorum. Vallahi Erhan abi sence şey değil miyim? Bir anormal durmuyor muyum burada başkanlar arasında? İki başkan arasında olmak çok iyidir. İyi midir? Güvence altındasın. Vallahi öyle vallahi. Şey şimdi Erhan abicim sen Yörükler Derneği'nin başkanısın. Evet. Yani bu güzel gelenekler işte yıllardan beri gelen kültürümüzü ondan sonra işte tanıtmak için neler yapıyorsun? Ondan sonra böyle bir hani yörük oyunları düzenleniliyor mu? Neler yapılıyor? Mesela bu köyde özellikle yaptığın bir şeyler var mı? Öncelikle şöyle bahsedeyim. Biz Ali Ağa Yörükler Derneği 2017 yılı Haziran ayında kuruldu. Hı hı. 28 Eylül'de 2 gün olmak üzere biz yörük şenliği düzenledik Ali Ağa merkezimizde, Avcı Ramadan bölgesinde. Hı hı. Yörük şenliğimizi 72 tane dışarıdan dernek başkanımız katıldı. Türkiye'nin her bir elinden. Ayrıca şöyle bir özelliğimiz var. Ali Ağa'da 18 köyümüz var. 18 köy muhtarımız da kurucu üyelerimiz, derneklerimiz. Ay daha da güzel. Yani birlik beraberlik sağlamak amacıyla böyle bir adım attık. Gayet de başarılı şekilde ilerliyoruz. Sen bayağı bu göreve gönül vermişsin. Aynen öyle. Gelenek göreneklerimizi, kültürümüzü yaşatmak adına biz bu yola başımızı koyduk. Ne kadar güzel. Allah'a şükür muhtarlarımızın, bütün köylülerimizin desteğiyle de ayrıca 16 köyümüzde de gençlik temsilciliği kurduk. O da var. Kültürümüzü gençlerimize aşılamak. Yani artık biliyorsunuz dünyanın düzeni değişiyor. Teknoloji ilerledikçe kültürümüz azalıyor. Evet. Eskiden köy odalarında muhabbetler olurdu. Evet. Şimdi ise insanlar telefondan telefona muhabbet ediyor yani yan odalarda. Evet. Biz bunu engellemek için bir nebze kültürümüzü, kültürel değerlerimizi kazandırmaya çalışıyoruz gençlerimize. Abicim peki bana bu kültürle ilgili birkaç bilgi verir misin? Tabii ki. Kültürümüzü mesela eskiden Ege bölgesinin zeybek kültürü çok önemlidir. Evet. Biz kendi Ali Ağa Yörükler Derneği adı altında folklor ekibimizi oluşturduk. Zeybek ekibimizi. Yaklaşık 11 kişilik bir ekibimiz var. Bu ekibimizde Harmandalı, ondan Süslü Jandarma, nasıl söyleyeyim, diğer Zeybek dallarında 6 tane oyun aldı. Ay, kendi ekibimiz. Gayet yaklaşık 6 tane televizyonda canlı yayına çıktık. Güzel faaliyetlerimiz oluyor. Daha hatta o kadar güzel oldu ki bizim folklor ekiplerimiz İstanbul'dan dahi düğünler olsun şeyler olsun teklifler geliyor yani tabii ki. Güzel, çok güzel. Yani efelik ruhunu ortaya koyuyorlar. Çok güzel. Orada. Çok güzel anabilirsiniz. Ayrıca burada bu köyümüzde aslen bu köyümüzde olan Hakan Şen hocamız var. O da bayan folklor ekibimizin başında eşiyle beraber. Eşi de aynı şekilde folklor hocası. Ne kadar güzel ya. Kültürümüzü yaşatıyorsunuz. Valla 18 köy hep beraber yaşatıyorsunuz. Biz de çok teşekkür ederiz Erhan abicim. Bu kültürü yaşattığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Sağ ol. Teyzeciğim hoş bulduk. Ay, Erhan abi mi diyor bana mı diyor diye bakıyorum ben. Erhan hemen öpeyim. Teyze bir öpeyim ellerinden öncelikle. Nasılsın iyi misin sen? İyiyim sen de iyi misin? İyiyim çok şükür ben de ya aynı bildiğin Allah gibi. Allah versin. Ne yapıyorsun iyisin her şey yolunda? İyiyiz şükür. Şimdi sen Erhan abimi gördüğün için mi geldin beni gördüğün için mi geldin? Ben bunu gördüğüm için geldim. İnanamıyorum teyzem ya. Onu tanıyam. Yörüklerin başıyız. Allah Allah ben de yürüyüm. Ben seni görmedim ki. Ben de hoş geldin deyince cep üstüme alındım teyze. Olabilir canım sen hoş de hoş gelmişsin. Sen de hoş geldin.
Ne yapıyorsun teyze? Keyifler yerinde? Pazarda. Ha, ben pazardayım. Köyle burada yetiştirdiği ürünleri satıyor. Ay ne köylü kadar pazarında. Güzel. Teyzeciğim nasıl yetiştiriyorsun bunları? Buranın böyle özel bir şey var mı bu konuyla ilgili? Yok, suyumuz var. Dağdan gelen suyumuz var. Onunla yetiştiriyor. Mesela böyle sattığın, burada yaptığın peynir mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yok, ağaç, meyve. Meyve yapıyorsun. Ne gerek işte. Buranın nesi meşhur? Nesi meşhur buranın? Nar ekşisi. Ay çok düşkündür nar ekşisine ben. Programımızın ilk bölümünde güzel köyde kendimi ezmiştim. Kendi ayaklarımla ezerim ben. Öyle daha güzel oluyor değil mi teyzem? Ayaklarıyla ezdince. Tabii. Sen makineyle mi eziyorsun ayaklarını? Ayaklarımızı eziyoruz. Evet. Temiz çizme giyiyoruz. Biz de öyle. Aynen. Ben de yapıyorum öyle şeyler. Allah dedem de yürüyor bir saniye. Dedeciğim. Benim dede o da. Ben de yürüyeyim diyor. Senin dedem mi? Ha benim dedem ya. Vallahi çok güzel dedem hemen ellerinden öpeceğim. Dedeciğim. Dede bir ellerinden öpeyim. Oldu kızım. Ben de yürüyeyim dedeciğim. Tabii. Yürük kültürü. Nasılsın dedem, iyi misin inşallah? Şakı gibi. Vallahi maşallah ya. Senin kız mı? Hanım. Duygu. Ama sen benim dedem geliyor dedin. Ben öyle değiliz biz. O 75-80. Maşallah. Yok yok. Yalnız sen 80 gibi değilsin dedeciğim. Yapma ya. Maşallah. Havasından suyundan olabilir. Muhtara soralım muhtara. Muhtar daha mı iyi biliyor? Tabii. Dedim, o her gün görüyor beni. Gel bakalım yanına sen. Buz gibi ol tabii. Dedem senin isim nedir? Ne? İsim ne? İsmet Ceyhan. İsmet dedeciğim. Siz de böyle Eren abimi görünce mi çıktınız acaba? Kız söyledi, kız var evin içinde bir tane. Yörük kızı var evin içinde. Maşallah ya. Böyle burada yörük kültürüyle ilgili neler yapıyorsunuz dedeciğim? Bir şeyler yapıyor musunuz? Vallahi odun getiririz, keşkek pişiririz, pilav pişiririz, yağını pişiririz. Dede peki eskiden böyle sen dağlarda bulundun mu, yukarılara çıktın mı? Geçi güttüm ben. 18 sene. 18 sene. He. Çok güzel. Peki bir şey söyleyeceğim. Keçi gidiyordun, dağlardaydın. Teyzemi nerede gördün? Köyde gördüm ya. Aynı köydeydiniz ikiniz de. Aynı köyde. Aynı köydeydiniz. Nerede gördün? Yani köyün içinde? Köyün içinde. Evleri yakın ya. Gidip gelirken yolda görüyorum. Ha, gördün. Peki şey annenler, annen babam mı istedi teyzemi sen mi? Annem, şey babam 44 senesinde öldü. Başlasın. Ben 5-6 yaşında çocuktum babam öldüğünde. Ben kendim bittim, kendim buldum. Sen kendin buldun teyzemi, gördün, beğendin. Tabii. Şey yaptım, dedin ki annene bu kızı alalım mı dedin. Tabii. Öyle mi dedin? Tabii. Ondan sonra o da tamam dedi. Tabii okayladı kayınpeder. Ay okayladıysa çok güzel ya okayladıysa. Maşallah sonra kayınpeder de verdi. Tabii. Kaç yıldır evliyiz? 50 seneye geçti. Maşallah 50 senedir evlisiniz. 40, 65'te düğün yaptık. 65'te yaptın. Düğünü kadar hangi aydı yaptın hatırlıyor musun? Kasım ayında. Kasım ayında. Ay maşallah. Kasım ayı 10'unda. 10 Kasım'da. Vallahi şu anda inanamıyorum. Kaç yıl olmuş hala da unutmamışsın dedeciğim. Unutur muyum? Unutmadım. Dadı damamda. Ya. O kadar çok. 50 yıl oldu. 50 yıl maşallah. Tabii. Dede mesela sen şimdi teyzemi uzaktan görmüşsün. Yani gerçi buralarda görmüşsün de. Orada böyle sevmişsin demek ki tabii, istemişsin. Tabii. Hala aynı mı? Tabii. Böyle hala kalbin çarpar mı? Tabii. Vallahi. Tabii. Maşallah hiç çiçek alır mısın? Ne? Hiç çiçek aldın mı? Çiçek mi? Zaten yine çiçekli kurda. Her yer vereyim, çiçek. Dışarıdan koparıp da vereyim ben ona. Sen mi veriyorsun çiçeği? Ben vereyim. Ay bir ilginç bir olayla karşılaştık. Ben vereyim ben o da, öyle. Vallahi. O yapmayın diye ben vereyim. Aa özellikle. O senede bir kere sevgili gününde yapıyor. Aa sevgiler günü ne zaman? 14 Şubat. Ay maşallah ya. Vallahi sevgililer günü sen çiçek getiriyor. Ben dışarıdan koparıp vereyim ona. İyi yapıyorsun. Sen dedeciğim sen de ver. He? Dede sen de veriver ya. Ben de bakkaldan tatlı alıp vereyim. En güzeli o. Ben de her zaman şey yerine çiçek yerine her zaman yemeği tercih etmişimdir. Çok tatlı doğru. Tatlı alıp gelip vereyim. Ha, ne kadar tatlı alıp gelip veriyormuş. Ağız tadı olsun diye. Daha tamam, olsun. Tamam. Allah inşallah hep böyle ağız tadı versin. Allah muhabbeti arttırsın. Arttırsın maşallah maşallah. O dağları falan çıkıyordun ya. Orada hiç türkü söyler miydin? Sen ne diyeyim? Hiç mi gülmeyecek benim de yüzüm diye ne söylerdin? Allah. Bir söylesene bana. Ha dur bir şey söyleyeceğim. Ha söyle. Ya mi? Şu dağın taşına, kuşları konar taşına, girdin 15 yaşına, bak gözümün yaşına deyin. Aynı kalbize, türkü var mı böyle bildiğin? Beyat var, beyit. Ha bu beyit, tamam. Ben bunu beyitinden aldım zaten. Öyle mi, seni beyitle mi kandırdı? Yok canım. Sana söyler miydi? Yok. Her yiğidin yoğurt yiyişi başka olduğu gibi her köyün hamur açışı da başka oluyor. Şimdi Ali Ağa'da teyzelerim, ablalarım oturmuşlar gözleme ve pişi yapıyorlardı. Fakat çok tuhaf bir şey vardı. Gözleme yapan ve pişi yapan iki grup vardı, yarışıyorlardı. Önce hangimiz bitireceğiz diye.
Teyzeciğim az önce yan taraftan bir bilgiyi göre sana teyze demem, abla demem gerekiyormuş. Olsun, teyze dedi, abla dedi, her şeye şey yapalım. Ablam diyeyim. Dedi. Abla dedi, teyze dedi. O zaman abla diyeyim, hatta istersen şey diyeyim ya, arkadaşım diyeyim yani. Olabilir. Aramızda çok bir yaş farkı yok bence. Teyze olur gene teyze de. Teyze olur değil mi? Tamam. Ha. Teyzem kaç yaşındasın sen? 62. 62 ya, teyze diyeceğim tabii ya. Ben ne diyeyim şimdi, ben 25 yaşındayım çünkü. Yok vallahi. Evet, İsim neydi? Hacer Sarıbaş. Hacer teyzeciğim, büyük büyük yapıyorsun. Eme büyük yaparsam çabuk bitirin. Küçük yaparsam bitmez. Bitmez. O yüzden büyük büyük yapalım. Bitsin bir an önce. Teyzeciğim bu pişi gibi bir şey. Pişi bu. En sevdiğim şey pişi. Ebet çöre. Çok düşkün. Köylerin adı ebet çöre deriz biz. Böylesi toplayıp yapıyor musunuz? Evet. Ay evet. Ne kadar güzel teyzem. Birimizki yapılacak oldum. Komşularımız, yanımdaki komşularımız hepimiz gelip birbirimizinkini yaparız. Destek var burada. Evet, evet. Hep destek, beraber. Hep beraber. Hep beraber yapıyoruz. Beraberlik var. Evet, evet. Ne kadar güzel teyzeciğim ya. Böyle düğünlerde de mi böylesiniz? Mesela bir düğün olacak. Düğünlerde de böyle. Aynen. Yemekleri kendimiz yaparız evet, düğünlerde. Hep kadar, beraber. Hep beraber oturursunuz. Aşçı tutmayız. Kendiniz yapıyorsunuz. Kendimiz zaten yaparız. Şey, hep böyle teyzelerim, ablalarım becerikli. Hepsi becerikli, hepsi yapar. Hepsi yapıyor ya. Senin düğün, benim düğün dinmez. Bu an kiminse düğün, onunkuna koşarız. Çelen oynattın, benimki de oynat. Ya, canım alın kayık. Burada. Canım alın kayık. Benim laf yetiştirsin, senin bir şey yoğunladı. Ne onladı ya, bu çörek yetiştirsin, niye yetiştirsin bilmedi ya. Ben bak boş duruyorum burada. Vallahi bellerim koptu Ayşe'cim, bir şey yapamayacaksın. Ayşe, bir dakika muhabbet ediyorsun. Dur, ben isterseniz bir el atayım, ben de yardım edeyim. Evet. Yalnız büyük büyük veriyoruz, küçük küçük verirseniz bitmez efendim. Benim küçük verme, büyük ver. Benim kalmadı artık. Biraz büyük ver ya. Büyük ver. Çörek yanıyor, bir şeyler yanıyor burada, haberiniz olsun. Ben şu an muhabbeti tuttum sizi. Vallahi bir şeyler yapıyor. Valla Ayşe beni dövecek şimdi, sen beni muhabbete tuttun ama. Ayşe ne yapalım? Ay yağ mı yanıyor Ayşe? Hamur yok içinde. Ayşe ablacığım burada biz... Ayşe'ye geçelim. Ayşe ablama geçiyorum ben. Ben fazla bir konuşacak şeyim yok. Ayşe ablacığım burada sen ocakbaşısın. Evet. Ben pişiriciyim. Sen pişiricisin. Evet. Hacer yapıyor, ben pişiriyorum. Biri yoğuruyor, biri koyuyor, biri pişiriyor. Sen de, ben de yiyeceğim inşallah. Değil mi? İnşallah afiyetle yersiniz. Biz burada muhabbet ederken orada bir sıkıntı olmadı değil mi? Yok olmadı. Olmadı. Bunun püf noktası ne bu pişinin? Ben pek bilmiyorum. Ebe çöre diyor bunlar ama. Sen bilmiyorsun. Biz pişi deriz. Ben Manisalıyım. Ay sen Manisalı mısın? Ay Manisa'ya o kadar çok gittim. O kadar güzel bir yerdir ki Manisa'da. Manisa Köprübaşı'lıyım ben. Köprübaşı. İmam Hanım abi. Manisa'da ben iki tane yerde bulundum. Bir tanesi Alaşehir Göbekli. İzleyicilerimiz bilir. Alaşehir. Evet, bir tanesi de Manisa'da şey Selendi. Satılmış. Heh. Satılmış köy. Oraya gittim. Halı meşhurdur oranı. Halıları meşhurdur. Ay maşallah. Sen oralıydın buraya. Eşim burada görevli. Eşim burada görevli. Acele'de oturuyorum. Acele'de oturuyorum. Sabah yardıma geldim bunlara. Ay iyi yapmışsın ablacığım. Şey diyeceğim. Peki Manisa'dan buraya geldin ya. Burası nasıl sence? İyi ya. Buraya alıştık artık. 20 sene oldu geleli. Dışarıdan gelen biri olarak ne düşünüyorsun yani? Güzel ya. Gelenekleri, görenekleri güzel yani. Ha, hemen hemen bizim yöremiz gibi aynı. Aynı. Ege bölgesiyiz zaten yemek hepimiz. Yemek türleri, her şeyler hemen hemen aynı. Sıcak. Arada gidip geliyorsundur ama. Ha, gidip geliyorum işte. Nasıl burada dostluklar nasıl? Çalışıyor, okuyor olduğu için ben Ala'da oturuyorum. Ay iyi, çok güzel, çok güzel. Aramızda geliyorsun geliyiz, böyle, çok güzel. Gidip geliyiz, çok iyi. 20 senedir kardeş gibiyiz hepimiz. Ne kadar güzel Ayşe ablacığım ya. Büyük yapıyorlar maşallah. Vallahi yetiştiremiyorlar bana. Vallahi Ayşe abla o kadar hızlısın ki. Bak burada 2, 3, 4, 5 kişi çalışıyor. Senin pişirmeni yetişemiyor yani. Sanayi ocaklar, onun için hızlı gidiyor. Aslında ocağı vuruyorsun ya. Sanayi ocakta pişirir de tabii yetişemez. Tabii yetişemez. Ay ben alayım bakayım onu hemen. Ay elim yandı şu anda. Altından tutma. Altından tutma, yağdımla üstüne. Altından tuttum ben şu anda. Yanmadı, bitiremedim ya. Yemekten konuşamıyorum şu anda. Zülfiye ablacığım, buradaki organizasyonun en büyük başrollerinden biri de sensin gibi geliyor bana. Yok o kadar değil canım. Nereye gittin sen Yelik? Dur ben Güler'e dur veren geleyim. Ya vallahi Güler teyze bütün her şeyimiz, muhabbetimiz bozuyor bizim. Güler'e veren geleyim, dur bir saniye. Ver tamam. Tamam verdim tamam. Ama saç yanacak diye korkuyor. Ödü patlıyor orada saç yanacak diye. Güler teyzem benim eve ya. Eve gitmek isteyen herhalde çünkü bir an önce. O bir an önce bitse de gitsek modundu değil mi? Bana da öyle yani. Güler teyzem öyle yapıyor. Herhalde. Zülfiye ablacığım sen neler yapıyorsun?
ne yapayım? İnek bakayım. İnek bakıyorsun. Çocuk büyüteyim. Çocukları büyütüyor. Ay çok güzel bir kız var. Maşallah evet. Çok güzel. Bir tanecik bana. Zaten bak. Değil mi? Bir tane zaten. He. Benim de öyle annemin için. Ben de bir tanecik kızıyım çünkü ben de bir taneyim. Olan var mı? Olan kardeş. Var iki tane abim yok, var. Yok bizde olan da yok. Bak bu bir tek tane. Kız. Bir evin tek kız mı? Evet ya? Bir çocuk. Bir evin bir kız tek kız. Ne kadar güzel ya. Evet. Sen buralı mısın Zülfiye ablacığım? Buralıyım. Buralısın doğma büyüme. Evet. Peki abim? Abim de buralı. Abim de buralı. O da aşçı bak. Eşim aa, orada. Abim de aşçı. Ne hepimiz buradayız. Ailece buradayız. Ailece buradayız. Bir tane kızınız var Allah evet. Bağışlasın. Hı-hı. İlk konuşma nasıl gerçekleşti? Aylanda birbirimize mektup verdik. O bala belala aynı gün aynı tesadüf. Tesadüfen. İkiniz mektubu önceden yazmışsınız. Hazırlamışız. Hazırlamışsınız. O anda verdiniz. Allah Allah çok ilginç bir şey ablacığım. Ondan sonra mektupta neler yazıyordu peki? Onu söyleyemem ya. O bende kalsın içeriye söyleyemem. Gerçekten mi? Neler yazıyordu yani? Çok yok, güzel kızsın. O bende kalsın. Yok. Randevu yeri vardı. Randevu yeri mi vardı? Ondan sonra buluşmak için. Küçücük bir veteriner sanırım, diplomam yoktur sadece. Maşallah. İnekten de, ondan da anlarım, her şeyden de. Her şeyden anlıyorsun. Bir 10 parmağında 18 tane marifet bence. Hani ben şanslıyım, o benden daha çok şanslı. Öyle mi? Şimdi gidip soracağım ona şanslı mısın, değil misin diye abime. Böyle hani şey vardır ya, evde böyle televizyon izler sadece, başka hiçbir şey yapmaz. Öyle bir misin, yoksa böyle oturup bir hal hatır sorar mısın? Sohbet zamanı televizyonu kapatalım. En güzeli. Kapatıyorsunuz muhabbetler. Evet. Böyle işte dedi ki ben de dedi o da şey ben şanslıyım ama dedi o da benden daha şanslı dedi. Öyle beni mi? Beni kandırdı ya. Kandırdı mı? Nasıl kandırdı? Ay Zülfiye abla. Zülfiye abla kaçırıyorsun burada. Zülfiye abla sen onu kandırmışsın diye duyuyorum. Bilmiyorum Zülfiye abla. Burada bir atışma söz konusu. Nasıl kandırdı seni? Aramızda kalsın. Ne? Söylemeyeyim ona. Ha başarılı olsun yeter. Nasıl o şeyden geçti? Sen odun kırmaya giderken gördü seni. O beni görmüş takip ediyormuş. Ben onun bizim köylü olduğunu falan bilmiyordum ki. Aa sen şey yapmıyordun. Ben o bizim köylü olduğunu bilmedim ilk gördüğümde. Allah Allah dedim ki acaba bu kim dedim. Beni sürekli takip ediyor dedi. Evet. Ondan sonra ama yine de takip etti takip etti. Evet. Bir gün önüme geçti. Ne dedi? Mektup verdi bana. Allah sen de mektup verdiğini söyledi ama aynı anda. Aynı anda. Sen de mektup vermiş misin? Ondan sonra karşılıklı mektup verdiniz. Birbirinizi evet. Gönüllü bir şekilde, karşılıklı bir şekilde sevdiniz o zaman. Evet, aynen. Sonra şeye gittiniz, bir arsa mı dedi, bir tarla mı dedi. Koruya gitmişsiniz, orada bir muhabbet etmişsiniz, bir görüşmüşsünüz. Ondan sonra 6 ay sürmüş. Vallahi ben bütün gelişmeleri biliyorum. Bir sene istedik, vermedi babası. Neden? Bilmiyorum. Bir sene sonra, bir sene bekledi, bir sene sonra gidin, o zaman rahmetli babam gidince verdi. Verdi, bir sene önce vermemiş. Bir senede ne değişti acaba? Bilmiyorum, babam döver mi seni demiş kayınpeder rahmetliye. O da korkmuş. Yok öyle değil. O da herhalde şüphelendi bir şey var bu işte diye. Vardı. Bunu bakmıştır ya. Kızım seviyor. Ya evet mi? Evet. Kızım öyle seviyor. Şey. Oğlum evet, bakmıştır evet. Ne kadar iyi bir insan. İyi yapmış evet. Bence değil mi? Hı-hı. Güzel geçiyor günleriniz, yıllarınız. Allah, Allah bağışlasın dünya güzeli bir kızınız var. Hı-hı. Bir tane o. Bir tane ya. Senin ismin ne? Ayşenur. Ayşenur ne kadar güzelsin farkında mısın? Ya teşekkür ederim. Vallahi Ayşenur sen neler yapıyorsun? Bak şöyle bir şey var. Ben hep şunu düşünüyorum. Annesi babası birbirini çok seven çocuklar, böyle birbirlerine karşı iyi geçinen çocuklar her zaman daha aklı başında, daha böyle sağlıklı değil daha mi? Kıskanç. Kıskanç mıdır? Nasıl kıskanç? Babanı kıskanır mısın? Annemden mi? Evet. Yok bazen. Ya. Bazen. He? Bazen. Mesela işte babanı bir haftadır görmüyorsun. Geldi önce annene sarıldı, sonra sana sarıldı. Ne yaparsın? Sinirlerim bozulur. Sinirlerim bozulur? Önce bana sarılsın diyorsun. Yani. Allah Allah öyle önce kızını sevsin istiyorsun. Ama hep bir kızlar babayı kıskanır değil mi? Değil mi? Babaya çok düşkünsün. Evet. Değil mi? Kız çocuk başka değil mi? Evet. Vallahi öyle ya. Bir tane sevdiğin bir sanatçı var mıdır? Şarkıcı. Var. Kim? Hadise. Başka? Cesici. Başka? Sonra Hande Yener. Evet. Deme peki, takalım. Deme takalım. Peki hangisinin şarkısını söylemek istersin bize? Kimin şarkısını söylemek istersin? Aleyna Tilki. Sevdiğin şarkıcılar kim? Bunlar. Aleyna Tilki saymıyorsun. Ama hangi şarkıyı söyleyeceğimiz deyince Aleyna Tilki diyorsun. Ya şimdi Aleyna Tilki daha şarkıcı olmadı. Daha olmadı mı senin gözünde, senin nazarında? Olabilir. Yani tamam. Daha çocuk yani. He doğru söylüyorsun. Daha 18 yaşında olmasına az kalmış ama. Tamam o zaman Aleyna Tilki'nin bir şarkısını söylerim beraber. Ne dersin? Tamam. O sen olsan bari. Hadi söyleyelim. 1-2-3. O sen olsan bari. Sen olsan bari yo, sen olsan bari, o sen olsan bari. Hazırım diyorum dünden, düşmüyorsun önümden. Olan olmuş zaten, o sen olsan bari. Bunlar
Onlara hep ben öğrettim bunu. Gerçekten mi? Abiciğim senden mi yesinler bu kadar? Evet, evet, evet. Ben eskiyim. Eskisindir. Bunlar benim çırak. Hacer'i de aynı. Arife'si de aynı. Zülfiye'si de aynı. Hepsine sen öğrettin. Hepsine ben öğrettim. Ay ustanız geldi kızlar şu anda. Farkında mısınız bilmiyorum ben. Alırım, 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 alırım. Abim nasılsın, iyi misin? Birden i̇yiyim, beri hoşundan geldin. Ben kahveciyim, iyiyim ben. Evet. Bu şekilde hareketliyim ben. Ay ne kadar güzel. Enerji ya. Doluyum, enerji doluyum. Harika bir şey ya. Yaşım yok ya, hatta 63 yaşındayım. Maşallah. 63. Sen bence bu enerjiyle çok güzel türkü söylüyorsun. Evet. Yok türkü söylemem. Dişlerim takma çıkıverir. Aferin kızım önce. Sağ ol abi, çok teşekkür ederim. Sağ olsun. Bak ben yaparım diyorsun ama ekmeği dışarıdan. Köyümüze geldiniz, çok memnun olduk, çok memnun olduk. Benim de söylediklerim hepsi espri. Evet, evet. Tabii bunların ellerine sağlık. Evet. Bunlar hepsi eli öpülecek insan. Öyle, öyle amcım. Buraya geldiğimizden beri burada gördüğünüz ekipte iki tane gruplaşma var. Bir tanesi börekçiler takımı, bir tanesi çörekçiler takımı. Tek olayları şu, böreği biz bitireceğiz, çöreği biz bitireceğiz. Hangimiz daha önce bitireceğiz? Şu an kıyasıya bir rekabeti var, doğru mu? Kıyasıya bir rekabet var. Evet. Öyle değil mi? Kıyasıya bir rekabet var. Şu an kim önde? O çok konuşuyor. Biz öndeyiz. He, börekçiler mi önde? Evet, biz ama öndeyiz. Ama börekçiler de başka bir şey söylüyor. Börekçiler bitirdi. Börekçiler bitti diyor. Biz bitir. Ben hiç konuşmadan yukarı açtım. Hep onunla konuştu. Hiç yapıştırmadın. Ben bir sefer yapıştırdım. O da size bakıyor. Yani un vermedim. Ondan vallahi ben gördüm birkaç kere delindi ama olsun, güzeldir yine de o. Yine de güzeldir. Tadı yerindedir onun. Vallahi çok güzeldir. Birazdan evet. Hepsinin tadına bakacağız inşallah. Şimdi muhtarım ve muhtarımın eşiyle beraberiz. Teyzeciğim az önce börekleri yaptın, pişleri yaptın. Ellerine sağlık yedik. Sağ ol, hep böyle yaparsın. Ah yaparız böyle biz köy yerinde. Ne kadar güzel ya. Köy yerinde yaparız böyle. Yapıyorsunuz. Muhtarım çok şanslısınız bu konuda. Evet, evet şanslıyım. Değil mi? Evet. Böyle ne güzel işte avlarımız, teyzemiz oturuyor, yapıyor pişileri. Şimdi köyde bu tür etkinlikler komşular arasında birleşilir. Hı hı. Bir yerde pişer, bir yerde yenilir. Çok güzel olur yani. Ne kadar güzel. Evet. Ya. Her şey birlik, doğal. Birlik beraber. Tabii hepsi doğal. Hepsi kendi ürünlerimiz yani. Hı. Kendimiz yetiştirdiğimiz ürünler. Hı. Zeytinyağından tut. İşte peynirinden, zeytininden hepsi kendi pekmezimiz. Kendimiz yetiştiriyoruz. Muhtarım sen yeni dönem bir muhtarmışsın değil mi? Daha böyle çok kısa bir süredir muhtarsın. 2009'da heyetteydim, ağzaydım ama hı. 2014'te de adaylığımı koyduk. Köylümüz öngördü. Seçtiler. Seçilmek için neler yaptın? Çok da bir şey yapmadım. Sadece çalıştım. Çalıştın. Evet, köylümüzün gözüne girdik. Köylümüz de bizi takdir etti. Bu görevi verdi bize. Layıkıyla sürdürmeye çalışıyoruz. Herkese aynı mesafede davranıyoruz. Ne güzel. Ötekileştirme yapmıyoruz. Yani bütün köyümüzden gurur duyuyor. Çok güzel bir şey. Şimdi teyzeciğim, senin beyin muhtar seçildi ya. Hı hı. Böyle sen onun o ilk muhtar olduğu zaman mutlu olmadın mı? Böyle mesela bakıyorsun çabalıyor, ediyor. Ne hissettin? Mutlu olur mu? Eşim mutlu ya oğlum tabii. Değil mi? Tabii. Böyle ilk böyle geldi kazandım dedi. Ne yaptın? Heyecanlandık, mutlu olduk. Değil mi? Evimiz doktoru insandı hani. Doktoru ya. 100 kişi ayrıda yani, bekliyordu. Dışarıda da insan doludu. Ay zaten dışarıda. 100 kişi oy veren evdeymiş zaten. Dışarıda hepsi. Hepsi yani. Dışarıda bekliyorlar. Dışarıda. Ondan sonra bir geldiler. Evet işte senin bey kazandı dediler. Hı-hı. Sen çok mutlu oldun. Mutlu olduk tabii, kızım da mutlu oldu. Çocuklarımız mutlu oldu hepimiz. Ne kadar güzel. Hı-hı. İnşallah daha uzun bir. Düşünüyorsun değil mi önümüzdeki zamanlarda? Tabii düşünüyorum. Düşünüyorsun. Tabii, nasıl olsa biraz daha yaşım elverdiği sürece, aynen. Sağlığım sıhhatim elverdiği sürece. Hı. Çıtak köyü nereden geliyor? Çıtak köyünün adı Çatak'mış. Çatak yani iki derenin çatağı varmış. Bir çatak derlermiş buraya. Hmm. Oradan sonra çıtak diye değiştirilmiş. Çatak. Evet, esas çatakmış yani. Hmm. Yani iki derenin çatı diyelim. Allah arası. Allah Allah. İki derenin arası çatak. Nereye gidiyorsun? Çatağa gidiyorum. Hmm. İşte sonra buraya gelince adını çatak diye değiştirmişler. Dere var mı hala? Dere var tabii. Ben görmedim yani, ya şu anda. Yukarıda dağda o Dedeköy dediğimiz yerde yani. Yukarıda var. Evet. Burası tam böyle çatağın olduğu yer. Yani evet onun yanı çıtak. Anladım şu anda çok fazla aydınlandım. Evet. Muhtarım ben anladığım kadarıyla senin ses tonu çok güzel. Sesin. Öyle mi? Sen bir türkü söylersin yok, gibi. Yok bilmiyorum ama hiçbir şey. Gerçekten mi? Gerçekten bana onu söyletmem. Hiç yani. Bilmiyorsun. Ya mani var mı bildiğin? Mani de yok. Mani de yok. Senin bir manin var mı? Yok. Şimdi biz senin yok. 16 yaşında işe girdim ben. Tabii. 16 yaşından beri çalışıyorum. İş hayatımız işte 29 sene çalıştık. Allah'a bir şükür emekli olduk. Ne güzel. İşte ondan sonra da geldik köyümüze muhtar olduk. Yok. Köyümüz reva gördüler bu görevi bana. Çok güzel inşallah. Köyümle gurur duyuyorum. Köyümün tahsil oranı çok olağanüstü. Evet. Doktorumuz var, diş doktorumuz var, tıpçımız var. Evet. Öğretmenimiz çok fazla var.
avukatımız var. Tahsil yüzeyi çok yüksek köyümüzde. Çocuklarımız okuyor maşallah. Evet, okuyorlar. İnşallah böyle daha önümüzdeki zamanlarda. İnşallah. Zaten süper bir köy, harika bir köy. İnsanlarımız çok sıcakkanlı. İyi ki biz de gelmişiz. Yani, sizin de misafirperverliğinizden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hoş teşekkür ederiz. Valla. Bu böyle bir fırsatı bize verdiğiniz için de biz de size ya. Kanal olarak hepinize teşekkür ederiz. Biz de çok teşekkür ederiz. İyi ki gelmişiz. Ali Ağa'nın bir rüzgarı vardı. O sokaklarda ben koştururken o kadar çok üşüdüm ki. Sonra kahveye ilerledim. Dedim kahve kesin sıcaktır. Hemen bir sobanın yanına yaklaştım. Ellerimi uzattım. Fakat soba yanmıyordu. Ben psikolojik olarak ısınıyordum. Evet, biraz donduğum için ilk bulduğum sobanın yanına yaklaştım Çıtak Köyü'nde. Hayır, şöyle bir şey var, o kadar çok biliyorsunuz ki yerleri görüyoruz. Fakat bu Ali Ağa'nın Çıtak'ın bir rüzgarı var efendim. Rüzgar inanılmaz derecede üşütüyor. O yüzden ben hemen bir yere girdim ve bir soba buldum. Ama abicim hoş bulduk ama. Donduk burada, yakmamışsın sobayı ya. Ben sabahtan beri elimi ısıtıyorum. Sanırım psikolojik olarak ısındım yani. Yakıyorum. Buradasın, bu köylüsün. Bu köylüyüm. Yörüyüz. Yörük, has yörük. Has yörüksün. Peki amcacığım, bu mesela dedelerimiz buralara gelmiş ya, mesela yörükler gelmişler, ondan evet. Sonra işte dağlarda bulunmuşlar. Sen biliyor musun bunlarla ilgili bir şey? Mesela dedelerin anlattığı da senin böyle yaptığın şeyler var mı? Şimdi buraya gelen hep çadır yörüğü. Bu dağlardan toplama yörük burası. Şu anda aşağı yukarı 150-180 senelik bir... 144. Evet. Ama şunu sorayım, ben hep şunu merak etmişimdir, birçoğumuzda var. Bu başımızdaki olayı ne onun? Bunlar yörüklerin getirdiği bir gelenekte, dedelerimizden tartımak diler buna. Bu sıcaktan da korur, evet. Soğuktan da korur. Yani eski dedelerimiz bunu mendillerinde kullanmış. Yani yazın çalışan tarlada terini siler bilsin, terini silersin. Sonra daha güzel, daha değişik şekilde sararsın. Sarma şekli de var değil mi bunun? Dur. Sarağını da göstersin orayı da. Mesela bana yapabiliyor musun? Şimdi. Bana ne yapsan? Şimdi soğukta bunu böyle yaparsın. Soğukta. Böyle. Bu şekilde üşümez. Soğuk koymazsın. Aynen, üşümüyorsun. Üşümezsin. Kışın yani sıcakta. Kışın bunu yaparsın. Yazında bunu bu şekilde açtığın zaman. Yazlık bu. O da terlemeni engelliyor. Ama terlediğin zaman da çıkarırsın böyle silesi. Çok amaçlı. Böyle tabii. Vallahi bunun bir kere türlü şey var. Yani terledin tarlada çalışırken ha. Bunu çıkarırsın başına böyle silersin. Mendil yok. Allah Allah, ne tabii. Çok amaçlı bir şey ya. Çıtağın sokaklarında gezerken bahçe temizliği yapan Fatma teyzemle konuştum. Fatma teyzem tam bir gelin aşığı. Gelini anlattı, çok seviyorum dedim. Senin kızın var mı? Var dedi, hiç ondan bahsetmedin dedim. Benim annem böyle bir şey yapsa olay çıkarırım mesela. Ay, bir şey geliyor bana doğru. Abicim bu nedir? Portakal. Teşekkür ediyorum, portakal. Orada kal o zaman. Vallahi çok güzel, sağ olasın abiciğim. Yani bundan mı çekiyor? Gerek yok ya. Vallahi olur mu ya? Bana sen portakal vermesin. Hayır, en çok seni çekmem gerekiyor. Yok, bunu ben çekeceğim diye vermedim. İçimden olduğu için. Sağ ol abiciğim. Çok teşekkür ediyorsun. Fatma teyze, burada bir bahçe temizliği mi yapılıyor? Bahçe temizliğin. Ne yapılıyor? Odunları, kışlık odunları ayırdım. Otları kestim işte. Otları kestin, bahçeyi temizledin. Bahçeyi temizledim. Bahara mı hazırlık bu? Bahara hazırlık. Amcam da buralı, sen de buralısın. Ben de buralıyım. Amcam da buralı. Ben bahçeye gireyim bazen benim yapamadığım işleri o yapayım. Ben de kendi yaptığım işleri yapayım bahçede. Beraber. Marul ekeyim, soğan ekeyim. Şimdi de otları temizleyip baharın marul soğan yetiştireceksin işte. Bakla oluyor. Ay, ne kadar güzel. Bakla. Marul, soğan. Yok, kendimize yemeklik. Çocuklarımızla kendimiz aynıca bahçeye. Teyzeciğim, kaç yıllık evliyiz? 30'u geçti. 30 aşkın yıldır böyle evlisin. Evliyiz. Nerede tanıştınız amcamla?
Biz aynı köydeniz. Aynı köydeniz. Biliyordunuz birbirinizi. Biliydik. Aynı işte. Öyle. Babalarımız şey yapmış. Mutluyuz da. Mutluyuz. İyi maşallah. Çok mutluyuz. İyi, ne kadar güzel ya. İşlerimizi paylaşarak yapıyız. Böyle şey, yardımlaşma var. Hep berabersiniz sürekli. Geçiniyorsunuz çok güzel. Geçiniyoruz. Nasıl geçti 30 yıl peki? Geçti. Çocuklarımızı okuttuk. Çocuklarımıza iş yaptırmadık. Kendimiz yaptık hep. Onlar okusunlar diye. Ya okudular mı? Okudular. İyi maşallah. İki tane mühendis oğlum var. İyi, Allah bağışlasın. Ne kadar güzel. Okuttun onları. Okuttum. Maşallah, ikisi de çok güzel. Doktor gelinim var. Ay, ne kadar güzel ya. Yeni düğünüm oldu. Çok güzel. Gelinim. O geçti, geçti. Bu geçen yaz. Geçen yaz oldu. Düğünü nasıl yaptınız? Çok güzel. Köy düğünü yaptık. Köy düğünü yaptık. Ondan sonra Alaya'ya gittik. Gelin Konya'da ama tanışmışlar çocuklar. Çok tatlı bir gelinim var. Ay, ne kadar güzel. Çok ya. Tatlı. Kızın geçen gibidir. Gün şeyim vardı. Gelinimin uzmanlık sınavına katıldı. Uzman oldu şimdi. Ay maşallah. Ne kadar çok güzel. Çok güzel. Çok mutluyuz. İyi anlaşıyorsunuz. Çok çok seviyor beni. Ben onu çok seviyorum. Canım o benim. Ne kadar güzel ya. Çok seviyorum. Nasıl böyle şey değil mi? Kayınvalidelik yapmıyorsundur. Annelik ya, yapıyorsundur. Canım onlar benim canım. Hepsine çok düşkünsün. Çok çok. Buradan gelinine söylemek istersin. Gelinimi çok seveyim. Canım o benim. Onu Allah korusun. Allah onu oğlumuna birbirinden ayırmasın. Uzak yerlere gitmesin. Amin inşallah. Uzak yerlere gitmesin. Gitme, sakın gitme bak gelin. Gitmesin. İkisi de çok seviyorlar birbirini. Maşallah. İşte ataması olacak diye çok üzülüyoruz ona. Bakarsın, bakarsın. Hayırlısı i̇nşallah olsun ya. Gelinim gitmesin. Gelin gitme. Daha önceki köylerde odun kırma girişiminde bulundum ve birçoğunu başardım biliyorsunuz. Fakat Ali Ağa'daki odunlar bir türlü kırılmıyordu. Ay, ben o kadar bu odun konusunda zorlanmışken burada bir bu odun kırmanın bir şeyini buldum. Ne diyorlar ona? Kolay bir yolunu buldum. Araya bir şey koyuyorsun abicim. Sihir bu ya. Sihirdir üzüne. Sihir koyunca daha çok mu kırılıyor? Evet. Şey, yardım ihtiyacın var mı? Yok yok, sağ ol. Nasıl yok? Ben çok güzel odun kırarım. Yok yok, olmaz, kıyamam sana. Gerçekten mi? Gerçekten kıyamam sana. Amcacığım, yorucu bir şey değil mi bu? Yok yok, değil değil. Değil mi? Alıştın sen artık. Biraz vücuda spor yapsan alıştın. Aynen, benim vücudum bu konuda inanılmaz derecede alışık yani bu duruma. Hep kırarım ben yok, yani. Yok sağ ol. Şey diyeceğim, ne yapıyorsun amcacığım bunları? Sobada yakmak için. Allah, aman. Sobada yakmak için kırıyorsun. Evet. Nereden topluyorsun, geliyorsun bunları? Bu ağaç vardı bizim de, onları kestik de. Evet. Onları kestik. Ondan sonra artık bunu sobada yakmak için. Ha, yakmak için kışı geçireceğiz. Kışı geçireceğiz değil mi amcacığım? Şey mi, mesela bir saatte kaç tane kırabiliyorsun? Vallahi bilmiyoruz ki işte, biraz öğlen sonra başladım daha ya. Bir sürü kırdım. Öğlenden sonra. Onlar içeride. Öğlenden sonra başladın. Ha, işte kırıyoruz biraz. Kırıyorsun amcacığım. Evet. Vallahi çok güzel ya. Aslında ben de yardım etsem olurdu ama sen dedin ki senden daha iyi kırarım diye. Kıyamam sana. Senden daha iyi kırarım diye korktuğunu düşünüyorum evet. Amcacığım. Tamam, aynen öyle. Bir deneyeyim ben, çok küçük ya. İyi. Bir deneyeyim. Balyozun bunu mu tuşan? Ben onlarla yapmam. Benim şey yok mu? Onlarla yaparım hep. Ben bununla hallederim. Ben bununla hallederim ama öncüklü düştü. Ya bunu tutabilir misin aslında ben? Hazır mı? Biliyorsunuz ki Nazilliliğim, Nazilliliğim diye bağırıyorum. Alaya gittim çıtağa. Bir baktım Nazillili bir gelin var. Nazilli'den çıtağa gelin gelmiş. Hemen koşturdum yanına. Dedim ki Nazilli'den kız almak zordur, siz nasıl aldınız? Almışlar. Ya sen Nazillili bir gelin olarak buraya geldiğin için ben çok heyecanlıyım. Nazillisin, buraya gelin geldin. Evet, gelin geldim buraya. Allah Allah. Beni çaldı Mustafa Bey. Vallahi bana da öyle geldi. Nazilliğimizde. Nazilli'den. Ay, inanamıyorum, biliyorsunuz ki ben de Nazilliliyim, o yüzden çok heyecanlıyım. Şimdi damat diyeyim ben sana. Damat diyorum. Şimdi damat, Nazilli'den kız almak çok zordur. Sen hiç nasıl aldın? Zorlanmadım ya. Tereyağından kıl çeker gibi oldu ya. Çok kolay oldu. Nasıl yani? Şimdi ne zaman tanıştık, nasıl tanıştık? Valla kaç senesinde tanıştık? 2008 mi? Yaş kaç? Ablacığım. Yaş 31. Yaş 31. Kaç yaşında evlendin? 24. 24'te evlendin. Kaç yaşında tanıştın? 20 miydi? 20 yaşında ya. 4 sene konuştuk. Ondan sonra 7 senelik de evliyiz. Maşallah ablacığım ya. Yani bu 4 sene konuşma olayının başlangıcı, yani ilk başta nerede başladınız konuşmaya? Ben üniversiteyi orada okudum. Evet, ablam? Üniversiteyi de orada okurken Ayşin'de çalışıyordu zaten. Nazilli'de miydin sen Nazilli'de o zaman? Nazilli'de çalışıyordum. Sen Nazilli'de okuyordun? Okuyordum ve çalışıyordum işte. Ay, ben seni tanıyorum. Ya, firmanın adını... Ya söyleme ya! Ben seni tanıyorum.
evet kanka, ne yapıyorsun? Ay vallahi çok mutluyum şu an Nazilli birini bulduğum için. Peki bir şey söyleyeceğim damat. Ben sana dedim ya, yani az önce dedim ki yok dedim, ben zorlanmadım. Fakat gerçekten Nazilli'den kız almak çok zordur. İşkence etmediler mi seni? Vallahi bir şekilde bypass ettik de. Nasıl oldu? Yok, edilmedi ya. Vallahi edilmedi. Yaptırmadı damat. Gerçekten mi? Ninen yaptırmadı hiç. Eziyet ettirmedi. Ama bak şimdi böyle yarım şey kalmış. Mi olur? Yarım kalmış. Bu tam değil. O zaman yapmak şöyle yapıyoruz. Önümüzdeki yani zamanlar tekrar Nazilli'ye geliyoruz efendim. Damat. O yapılmayan eziyeti biz yapacağız. Çünkü bizde şey vardır. Mum yakarlar. O mumun üzerinde menemen yaptırırlar. Oo, aynen. Onu işte yaptırıyorlar normalde de ona yaptırmadılar. Uzak yoldan geldikleri için. Sen bayağı kıymetli bir damatmışsın. Öyleyimdir. Ama Nazilliler damatlarını severler. Böyle bir gerçek damat. Enişteye bakıyorlar tabii. Değil mi? Doğru. Doğru. Çok güzel. İyi, sonra sen peki demek ki o kadar çok sevmişsin ki amcamızı. Amcamız ne ya, pardon. Damadımızı. Allah'ım ya Rabbim, seni şu anda mahvettim. İşte bu da şey, işkencelerden bir tanesi. Yani kimsenin yapmadığı işkence, ben sana şu anda yapıyorum. Ondan sonra sen o kadar çok sevmişsin ki abimizi. Buralara kadar gelin gelmişsin. Ya kayınvalideme işte telefonla konuşuyorduk. Çok sevdim o zaman da. İyi insanlar olduğuna karar verdim. Tam bilmiyorsun, hiç bilmediğin bir ortama giriyorsun ama Allah'a şükür çok iyi insanlar çıktılar. Allah güzel razı olsun. Kendi kızı gibi hiç ayırt etmez. Ay çok güzel bir şey. Köyde keçilerine çok düşkün olan bir amca vardı. Fakat bir keçi vardı, ismi Songül. Kendisi koymuş, ayrı bir düşkün. Hediye teyzem eşi o keçilerden bir o kadar nefret ediyor. Songül'den o kadar gıcık kapıyor ki. Bence kıskanıyorsun Hediye teyze. Amcacığım bir şey söyleyeceğim. Songül beni kıskanmasın şu anda. Bak yok, beni kıskandı, bana doğru geliyor. Yavruları var. Ha, yavrularına zarar vermeyeceğim Songül. Şimdi şimdi buradaki arkadaşımız Songül. Diğer keçimize hangi ismi verdin? Birgül. O da Songül, o da bunun kızı. Ha, Songül anne yani. Tabii bu anne. Ay. O onun kızı. Birgül. Bunlar da daha yeni. Daha yeni. Onlara bir isim koyduk mu? Koymadık daha. Şimdi Songül, Birgül, İlkgül, ondan sonra Nurgül. Hep güllü gidiyor. Allah Allah. Mavi. Hep güllü gidiyor, güllü. Duygu bir tanesi ismi, zaten Duygu koyuyoruz. Bir tanesi ismi Duygu koyabilir miyiz? Allah. Şunun ismini Duygu yap. Ay, Duygu koyabilir miyiz amcacığım? Olur tabii. Ya yok bir şey etmez. Songül. Ah Songül. Şimdi ben az önce şöyle bir şey fark ettim. Diğer keçiyle beraberken sen ısrarla Songül'ü çağırdın. Bu içerideydi de ondan, annesi bu. İçerideydi, yavrular da yanında olunca çıkmadı dışarıya. Yani ben şöyle düşündüm, sen sanki Songül'ü daha çok seviyorsun. İlk bunu büyüttük ya, tabii. İlk göz ağrısı Songül o zaman. Tabii, çok tabii, güzel. Tabii. Gelsene sen teyzeciğim yanıma. Amcacığım siz burada böyle... O sevmiyor, ben seviyorum. Sen seviyor musun? Ben Songül'ü sevmem, keçiyi sevmem ben. Sen kim seviyorsun burada? Ben bunları sevmem, bu keçiyi sevmem. Koyunlara var bunun. Sen koyunlara düşkünsün. Keçilerin var benim keçi. Koyunlar, keçiler. Keçilerden sen sorumlusun. Ben sorumluyum. Koyunlardan sen sorumlusun. Hı-hı. Çok güzel bir iş bölümü yapılmış. Evet. Şimdi Hediye teyzeciğim, sen Songül'e karşı bir gıcıksın. Keçiye gıcığın. Neden çocukluğum gıcık? Hep orada geçti. Rezil oldum da ondan. Allah Allah. Sen keçilerden hoşlanmıyorsun küçüklükten beri. Sevmeyim, onlar istemeyim. Koyunlarla aran iyi ama. Ay ondan iyi. İyi. Bir şey aldım. Yok. Teyzeciğim sen buralısın değil mi? Aha, buralıyım. Çıtaklısın. Amcacığım sen de buralısın. Ben de buralıyım. Kaç yıldır evliyiz? 32. 32, 33. Oradan desteği aldın, oradan şeyi aldın. Hesaplamam lazımdı da ondan. Maşallah. 32 yıldır evlisiniz değil mi, değil mi teyzeciğim? Şimdi amcacığım nasıl evlendiniz? Nerede tanıştınız? Ne oldu? Uzun hikaye. Ay ne olur bana anlat, bana benim için bunun vakti var. Ben... gel şöyle amcacığım. Şimdi ben askerken söz yapmışlar bize, yaptılar. duyacaklar gerçeği arkamızda. 7,5 yıl nişanlı kaldık. Ay ne kadar çok uzun bir süre. Ondan sonra baktık bizi evlendirmeyecekler. Evet. Ver elini, bohçayı. Biz gidelim dedin. Tabii. Ama 7,5 senede çok beklemişsin. Bekledik. Peki yani ilk başta bu nişana karar veren kişi sen miydin? Yani sen mi gördün, uzaktan istedin yoksa görücü usulü mü? Görücü usulü istedin. Görücü usulü. Görücü usulüyse 7,5 sene neden beklettiler? Vallahi şimdi nasıl söyleyeyim ki,
Benle ilgili bir soru değil yani, bir cevap değil. Sorum bende değil, sen de diyorsun. Anladım yani. Amcacığım. Anladım amcacığım. Neyse, sen 7,5 senede bekledin. Hediye teyzem de bekledi. Ondan sonra baktınız olmuyor, düğün yapmıyorlar, kaçtınız. Aldık bohçaya gittik. Nereye gittiniz? Çok uzaklaştınız. Olmazsınız, buralardasınız bence. Yani Ala gibi, Ala'nın köyleri gibi bir yerlere. Bir yerlere gittiniz. Sen de teyzeciğim, peki kaçış planı sen mi kurdun? İkimiz kurduk canım. İkimiz, mesela ne dediniz işte, ben işte şu saatte geleceğim, kapıyı işte bir tane taş atınca çık falan, nasıl yaptın amcacığım? O telefon da yok. O zamanlar telefon da yok yani, nasıl irtibat sağladınız? Elektrik geldi ya. Ne yaptı ki, nasıl oldu? Ne dedin mesela Fikret amcam? Ya işte ben dedim ezan şeyini şey yaptık, ezan dedik okundu mu geleceğim. Bir de aksilik bu ya. Ezan okunmayı ver. Ezan okundu. Arabaya bindik. Evet. Gidiyoruz. Giderken taksinin şeyi, bir taksi tuttuk. Emanet. Taksinin koronası da bir de takıldı. Dit. İnanamıyorum. Allah'a bak. Fikret amcacığım, şanssızlığı bak. Hediye teyze. Bir de korku sardı dedik biz. Giderek anlatın, belli biz gidiyoruz diye söylüyoruz bütün köye. Bağırı bağırı gidiyoruz biz yani. Öyle bir şeyimiz geçti. Yani sabah peki hangi namazda gittiniz siz, bunu hangi saatte, hangi ezanda? Ya gece 11 gibi. Gece 11 gibi ya. 11 gibi. Ondan sonra arabaya sen nereden çıktın peki? Evin neresinden çıktın? Tuvalete gidiyorum diye mi çıktın acaba? Nelerde? Bilmem bile, unuttum gittim. Unuttun gittin. Sen oradan çıktın. Ondan sonra sen hemen arabayı hazırladın. Tabii. Ondan sonra hemen arabayı bindi. Kornaya basa basa. Kimse duymadı mı Fikret amca? Duymuşlardır tabii mutlaka da, ne bilecekler ki? Kim acaba bu diye bilmiyorlardı. Yani. Ondan sonra sabah gidiyor. Olunca bakıyorlar, Hediye teyzem yok. Şeydi, yorganın altında bir yastık var sadece, doğru mu? Yastık mı olur canım? Ne yaptın sen, bir şey yapmadın mı, bir şey bırakmadın mı? Bunları hep sonra dinleyecekler ama bizden hep bir de ya. Dinlesinler bunlar, hatıra, anı bunlar. Ondan sonra gittiniz, 7,5 sene bitti. Ondan sonra şöyle bir şey var, gittiniz ondan sonra... İlk defa da böyle şey anlattıyız ha. Vallahi kimse, vallahi çocuklar bak, bilmiyor mu bunu? Bilmiyorum. Ay, Duygu Lege'den de bir ilk daha. Ama şöyle bir şey var Hediye teyzeciğim, ne güzel Fikret amcamla anlaşmışsınız, birbirlerini sevmişsiniz. Kaç yıldır da geçinip gidersiniz işte, doğru mu? Doğru. Doğru. Çiçek aldım sana hiç? Çiçek almadı hiç. Son güle alırsın ama. Son güle verirsin ama, ot yedirirsin. Yok bazı getireyim canım. Ayda alemde bazen getireyim. Normalde getirmeyin. Normalde ne zaman getirsin? Anormalde mi getirsin? Biz öyle yeni yetme gibi. Değil. Değil. Sizin daha şimdi, güzel, ciddi. Çiçek, biz televizyonda seyrediyoruz. Alayı çiçeğe, dizgeleyi işte bilmem ne eder misin falan filan. Biz öyle değil. Biz çiçeğe mesela bunu çiçek olarak kabul et. Tamam. Al. Al. Böyle. Bravo. Hani al sana ne getirdim. Hani Tamer Karadağlı gibi. Aynen, taş vurun erkeği değil mi? Taş vurun erkeği gibi. Olsun, alıyor mu öyle yapınca? Ya gene almasa, alsa bile alıyor, bırakıyor oraya. Koyuyor, tabii. Öyle yani. İyi olsun, yine de alıp geliyormuş bak Hediye teyzem ya. O da mesela bana gömlek alıyor şey gününde. Ne günlerindeydi? Hangi gününde alıyor? Babalar... Sevgililer gününde mi? Böyle bir gün. Sevgililer günü geçen sene hediye mi aldın? Hediye teyze, gel bakayım sen buraya ya. Atıyor, al diyor gömlek. Ama olsun, düşünmesi yeter. Bak alıyormuş. Yeter tabii. Değil mi Hediye teyze? Ay Hediye teyze, son gün geliyor bana doğru. Yok gelsin. Bir şey yapmaz. Ya bir şey yapmadık çocuğuna. Ne kıymet. Ay korkma ya. Oğlum. Oğlum git, korkuyorum. Nerede? Son gün nerede? Her tarafım sarıldı şu anda. Çok teşekkür ediyoruz. Makbule teyzeciğim, Allah, ben burada böyle geziyordum ediyordum, dediler ki burada bir teyzem vardır Makbule teyze. Ay dediler, o kadar sıcak bir insandır, o kadar iyi bir insandır, o kadar hoş sohbetleri dediler. İlla ki senin yanına gelmek istedim. İyi yapmış mıyım? İyi yapmışsın, çok çok memnun oldum. Ben bir sana karşı değilimdir, herkese karşı böyleyimdir ben. Ne kadar güzel. Sohbet, muhabbet, insanlar gibi gelen, dışarıdan gelen insana bir misafirperverlik. Bütün köyde var bu. Evet. Vallahi böyle çıtakta bütün köyde var. Çok aşırıyımdır. Evet, ne kadar çok güzel. Çok aşırıyımdır. Peki Makbule teyzeciğim, sen doğma büyüme buralı mısın? Evet, buralıyım. Buralısın. Amcam buralı mı? Evet, o da buralı. Amcam da buralı. Kaç senedir evliyiz? 54 senelik evliyim. 54 senedir evlisiniz, maşallah maşallah. Peki, kaç yaşındayım? Benim oğlum bile emekli oldu. Ay, o kadar. Evet. Senin yaş kaç?
48 doğumluyum ben. 48 doğumluysan 70 yaşındasın. Evet. Maşallah. Kaç yaşında evlenmiştin? Tez evlendik. Eskiden şarampele gittik yavrum. Hmm. Ama memnunum dededen. Ay maşallah. Ha, evet. Güzel. Dedemin arkası sıra çok rahat ettim. Ne kadar güzel. Peki şey, Görcü usulü mü evlendiniz? Evet. Aynı köylüyüz. Aynı köylüydünüz. Ondan sonra işte babalar, anneler tamam dedi, verdik dedi. Evlendiniz. Evet. Evet. Biz Ali Ağa'nın Çıtak Köyü'nde çok eğlendik. Çok güzeldi. Misafirperver insanlar, hoş sohbet insanlar. Bence siz de gidin derim. Bizim için çok güzel geçti. Önümüzdeki hafta başka bir köyde farklı hikayelerle karşınızda olmak dileğiyle. Bu arada geçen hafta Kütahya'ya gittiğimiz için siz değerli izleyicilerimize Çin'i almıştık. Duygu Lege'den yazıyordu üzerinde. Facebook'tan bizi takip eden Palamut Mustarı Özcan abimiz çekilişi kazandı. Sorunun cevabını bildi. Siz de böyle hediyelerle karşılaşmak istiyorsanız Facebook ve Instagram hesaplarından bizi takip etmeyi unutmayın.